Alü, Vokege kalktım. Selamünaleyküm. Alo. Ustam 4090. Alo. Neredesin? Ustam GTD dedik, 3 dakika erken açtık sizde. Yani ayıp ediyorsunuz. 3 dakika erken geldim üzerine. On dakika yayın. Bu arada harbiden kısa sürecek. 9'un sürmeyecek. Bugün ikinci oyun olur mu? Yok, bu sadece takma yayını olacak. Yayın dışı belki bir format atarım. Ayarları falan yapacağım. Benchmarkları pazar günü yapacağız. Yarın zaten erken yayın açarım. Uzun uzun benchmarklarız. Night King Turbo'da abone olduğun için. Night King Turbo'da ikinci için canımsın. En iyi anlarsın. O biri bak 15 milyar milyar yıl. Bu sadece montaj yayını. Açın çok şu bu arada abone olduğu için. Aplomoda çok şu bu tier 3 abone olduğu için 62 milyar milyar yıl. Bench 56 milyar milyar yıl. Asıl yıllarımıza hoş geldin. Ekrem Güvendiren çok şu bu abone olduğun için. Laptop Aorus. Benim ana laptopum. Ben memnunum ya. Aorus'tan acayip memnunum bu arada. Bu laptoptan. Bim Hayen çok şu bu 30 milyar milyar için canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. Çok uzun zamandır ana laptopum bu. Çünkü Batu Uçuş böyle 21 milyar için canımsın. En iyi abonem. Sağ olun, hoş geldin. 3060 laptop mu? Yok, bu laptopta 3070 demek istiyorum. Emin de değilim. 70 var diye hatırlıyorum. VCR çok şubat ikinci için Belam ev 10. ay. Webcam laptopum mu? Yok. Şu tepedeki 4K Sony Alpha 6300. Beni çeken de 900 şey Logitech C920. Ben baktım. Dur bakayım bekleyin. Yok. H varmış işlemci olarak. 32 GB RAM var. Ekran kartı olarak da 3070 var. Laptopta evet. Şöyle söyleyeyim. Modelin daha değil, hayır. Şöyle bugün sadece bu power supply'ı değiştireceğiz. Eski power supply'ı söktüm. Hatta kabloları şurada. Belki bir uçlarını görüyorsunuz. Onları da kasti tuttum. Çünkü ne kadar kablo çıkardığımı hatırlamak için söktüm. Bu power supply'a geçeceğiz. Çünkü benimki 850 watt. 850 watt minimum olarak yetiyor. Evet, ama minimum olarak yetmesini istemiyorum. Daha iyi yetmesini istiyorum. O yüzden bunu takacağız. Geçici olarak. Çünkü ATX 3'e geçeceğim yeni PC'de. Bu ATX 2.0. Ama en azından 1200 watt olsun istiyorum. Bir de 4090 takacağız. Kablolama falan da yapacağız. Önümüzdeki haftada büyük ihtimalle yeni PC kuracağız bu arada. Yani bu normalde aslında bu ekran kartını bekletebilirdim bir hafta kadar. Ama önümüzdeki hafta yeni bir yani sıfırdan bir PC de gelecek, evet. En obede uçuş da 15 milyar için canımsın. En iyi abonem, hoş geldin. Yani önümüzdeki hafta büyük ihtimalle yeni bir PC de yapacağız. DDR5'e de geçeceğiz. OBS Nvidia AV1 update'i geldi mi, bakacak mıyım ona? Bakmayacağım çünkü Twitch'te yok update. Daha. Bütçe veremiyorsun. Monitör askım ne? NB F80. 850 watt yeterli değil mi? 850 watt yeterli. Yani şöyle.
Sınırdan yeterli. Sınırdan yeterli ama sınırdan yeterli olması 4, yani 4090'a sınırdan bir şey yapmaman lazım. Yani 4090 takıyorsan yapma abi sınırdan yani. You fucking what me? Çok yıldır 3 senedir abone olduğu için canımsın, eniyemezsin. Tabi bak aynen. Bak adam diyor ki 4090'a geçmemin tek sebebi 650 watt PSU. Bu. Kazaki çok yıldır abone olduğu için canımsın, eniyemezsin. Hoş geldin. 3080 yetersiz kaldığım için o keyfi için mi geçtim? Bir, bana bu bedava geldi. O yüzden Nvidia'ya ve Gigabyte'a çok teşekkürler. Aynı zamanda ekran kartını orada direkt hemen yoink dememe yardım ettiği için İtopya'ya da teşekkürler. İki, yayında yani istememem sebebi aynı zamanda ben yayında olabildiğince en iyi grafiği vermeye çalışıyorum. En yüksek grafiği vermeye çalışıyorum. Ve 4K'da Full RTX Ultra'da açınca 3080 yetmiyor artık. Gerçekten yetmiyor. Aydın Mert Çoşu, bu da 8. açın canımsın. En iyi abonemsin. Hoş geldin. Crash gelmesi alır mıydım? Alırdım büyük ihtimalle çünkü yayına yatırım. Yani yayına yatırım olan şeyleri alıyorum. Yayında görüntüyü daha kaliteli yapacağı için alırdım. Çünkü faydasını görüyorsun. Sleepy çok çabuk, 27 milyar düşün. Canımsın. En iyi abonemsin. Hoş geldin. Kerem Vastaykın, çok çabuk 4. açın. Canımsın. En iyi abonemsin. Hoş geldin. Sonra vergi olarak yazdırılıyor. Arkadaşlar vergi o kadar kurtarmıyor bu arada. Bunu yani satın aldığında vergiden düşüyorsun da demirbaşı olduğu için %25-25 düşüyorsun. Hatta 20-20 düşüyorsun. Bu ne kadar mesela şu an 49 bin, 45 bin TL falan, 50 bin diyelim. Daha kolay rahatlık için 10 bin, 10 bin gidiyor her sene. Yani o kadar düşmüyor aslında. Para çok bu 20. ay için canımsın. En iyi abonemsin. Hoş geldin. Kartın ağırlığından dolayı tutucu takacak mıyım kasaya? Zaten bunun içinde çıkacak. Onu da göstereceğim. Bunun içinde şey çıkıyor arkadaşlar. Demir dökme. Direkt demir döküm. İki tane brazier var. Kartın, ekran kartının içinde bracer var direkt, yani o onun için, hani o kadar ağır ki demir dökme şey yapmışlar adamlar. Bu çok bu ne olduğu için Mert 28 milyar milyar yıl, Asilovski 16 milyar milyar yıl çok bu için. Asıl ben buna çok şaşırdım. Ya ben şu ana kadar benim power supply'ım hep iyiydi. Hep kaliteli power supply alırdım ama hiç high-end power supply almamışım hayatım. Onu fark ettim bunu çalınca. Şimdi ben de hep şey vardı. Power supply olarak yani ne kullanırdım? Corsair, Evga. Onun modüler Gold'unu. Modüler ve yarı modüler Gold'unu kullanırım her zaman. Hep aynı şeyleri kullanıyorum. Abi bunun ya mesela normal bir kablo göstereyim. Bu PCI Express, aynen. Bu PCIe kablosu. Normal avarajlı bir kablo abi. Bu şey kısmına giriyor. Power supply kısmına giriyor. Buradan da iki tane çıkış veriyor ekran kartına. Bu normal bir kablo. Abi şunun içinden çıkan her kabloda, her kablonun kendi özel şeyi var. Kapasitörü var. Kablonun, bak bütün cihazın değil. Her kablonun kendi kapasitörü var. Dedim bu nasıl bir zenginlik? Bu nasıl bir alet yani? PSU'nun ekranı var oğlum ya. Power supply'ın ekranı var. 24 GB VRAM gerekli mi? 24 GB VRAM biraz abartı. Ben buna şöyle bir şey yapmak istiyorum bu arada. Ben bunun içine Doom yüklemek istiyorum. Pardon, Doom demişim. Crysis. Yani ekran kartının VRAM'inin bir bölümünü SSD şey, hard storage olarak kullanıp Crysis 1 yükleyip teknik olarak içinden oyun oynayabilirsin. Yani teoride çalışıyor olması lazım bunun. Bu sigara 330 bitişin kaptın yine. Exalt olun. Ay canımsın. En iyi abonemsin. Ekran şov diyeyim. Kesinlikle öyle. Gimmick abi. Ya bu ekranın tek güzel yanı ne biliyor musunuz? Hani o da dedim. Gimmick, bence de katılıyorum bu arada.
Ekranın tek güzel yanı ne kadar elektrik çekildiğini görebiliyorsun. Dökülüyordu. Kuzdağım. Winamax çok mu 20? Ama evet yani ben bu arada yayından önce kutuya basıyorum. Şey bakıyorum, setup'a bakıyorum. Nasıl güzel olmuş mu filan filan diye ayarlamaya çalışıyorum. Hiç kasaya şey kutusuna bakmamışım. Şimdi kutusuna bakıyorum, tamam mı? Kutusuna bakıyorum, ismine bakıyorum. Gaming Hoca 24G yazıyor. Acaba 24G modelin kendisi mi filan diye düşünüyorum. Sonra denk etti. Sonra dunk etti. RAM abi. Lira. Ha, o kadar cool'uz ki yani tam böyle şey yani harbiden tam bir cool'uz. Tam böyle şey. Ay 24 model ismi acaba? Niye abi? Niye 24 getirmişler acaba? Word çok çok abone olduğun için. Yani şöyle biz bunu değiştireceğiz bu arada. Bu 4090'ı önümüzdeki birkaç bir ay içinde falan değişeceğiz büyük ihtimalle. Bu şu anda Türkiye'deki tek GB 4090. Türkiye'de şu anda başka bir 4090 yok GB'ın. Türkiye'deki tek bu. Çünkü daha hala gümrükte. Pazartesi galiba hepsi çıkacak. Pazartesi satış yani şey olacak. Ürünler millete ulaşacak. O yüzden bu modeli takıyoruz. O yüzden şimdilik bu test için en azından şey için bunu takacağız. Sonra Aorus'a geçiyor. Evet. Geçen Aorus'un TR hesabına attığı bir Kemal 4090 bu mu? Evet. Mozbit'i uçuş 37 milyon için canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Bir gün beklemedim de. Ne için? Bunun için mi? Yok 2 gün sürmeyecek Aorus'un gelmesi büyük ihtimalle. Asya evet. GTA kaldırmaz. Allah. Allah ne oluyor? Pokemon sesi. Böyle bir şey kullanmıştım ama çalışmıyordu hiç. Mersem çalışıyormuş. Çok yüksek sesli ama. Kapatayım. Valo'da 1000 FPS alamıyorum. Valo'daki Demre evet. Mert'in kendi kartı zaten bu. Valorant CP tamamen. Çok sesli müzik yok mu? Ya onu düşündüm de müziği nasıl ayarlarım? Büyük ihtimalle mikrofonu alır bir de. Kart küçük tabi. Aorus ve Gigabyte olmasının farkı ne? Aorus bir tık daha üst bir seri. Öyle diyeyim. Ay Fox'i göre anla ki. Çok çabalık güzel bir için. Genos TV çok çok 13 milyar mı için canımsın. En iyi haberim. Sana hoş geldin. Bence olur ya Genos. Yani 4-0'a geçince faydası olur. Ah ve Fox'i göre. RGB oluyor. Bunda da RGB var. Bunda da RGB var. Sıcak bu kasaya. Ya yani inşallah sığar. Yoksa yayın çok kısa olur öyle diyeyim. Yani yayın çok uzun olmaz büyük ihtimalle. İnşallah. Uğraşkan çok 28 milyar lira abone olduğu için. Ne ekstra uydu alacağım çok şey almamak gerektiğini için. İlk power supply takacağız bu arada. Format yeni olmayacak, hayır. Akreal çok olunca için canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Bugün FPS testi yok, hayır o yarın.
Şimdi dediğim gibi bunu daha önceden göstermiştim. Artık her Nvidia'nın 4000 serisi kartından, gerçi şu an sadece 4090'da çıkıyor ama 80'de de çıkacak galiba. Böyle bir kablo çıkıyor. Bu kablo high voltage kablo. Altında 4 tane pin var. Data kablosu. Ve 4 tane 8 pin elektrik alıyor. Yani çekiyor abi, çekiyor. Yani trafo. Büyük ihtimalle 3080 ya 2 kablo ya 3 kablo ile gelecek. Bence 2 kablo ile gelir büyük ihtimalle. Bu 650 watt'a kadar çıkıyor bu arada. Ya ben açıkçası bundan sonra şey yapacağımızı düşünüyorum. Hani bu PC'nin arkasına taktığımız elektrik kablosu var ya. Direkt onu takacağız diye düşünüyorum. Direkt yani şey 3080 değil 4080 ya. Yanlış söyledim. Elektrik faturası arkadaşlar o kadar artmıyor bu arada. İşin komik tarafı. Yani 3090 ve 3090 Ti'ye göre elektrik faturası tam tersine azalıyor. Daha az elektrik çekiyor. Ama 3080'e göre büyük ihtimal biraz daha fazla çekiyor. Daha enerji FPS konusunda daha performanslı bir kart. Özellikle DLSS 3 açıkken daha da etkili oluyor. DLSS 3 açık değilken yine etkili. DLSS 3 açıkken çok çok daha etkili. Dediğim gibi iki tane Bracer veriyorlar. Galiba bir tane Bracer bu. Yani sesinden anlayacağınız öte. Ya bayağı bildiğin demir döküm yani bu. Döküm metal. Ya baksana döküm ya bu ne abi? Birisine vursan tak diye öldür yani. Bu şey Aorus marka. Laptop gayet memnunum. Dişle bakayım. Bunu nasıl takacağım bilmiyorum ama bakmamız lazım ona. Bunda ne var? 4080 12 GB modelini bu arada dün konuştuk arkadaşlar. Son dakika değil o. Ne yapmış? Kabloları tak diyor. Ama yani şu ekran kartıyla 4080 90 arasında bayağı fark var. Sanki. Arkadaşlar 4080 12 GB dün iptal edildi. Bugün değil. Yeni bir bilgi değil bu. Siz yeni öğrendiyseniz bu size yazar. Aa nasıl yapılacağını anlatıyor. Oha. Okumuyorum arkadaşlar resimleri var. Okuyamıyorum ki zaten. Bu bracer'ı nasıl takacağıma bakıyorum. Bakar mısınız? Böyle takıyorsun. Wow. Oha. İlk önce anakarta riser'larıyla takıyorsun. Ha, sıkıntı. Bende riser var mı? Ha, bunun yanında iki tane de riser vermişler. O riser çalınmış. Bende riser var mı? Bunu çalmayı unutmuşum mesela. Bekle bende olabilir. Bir tane var. Bir tane buldum. Bir tane var. İkinciyi bulamadım.
Abi saçlar çok şey oldu. Bu sabah yıkandım. Pantene mankenine döndüm yanlışlıkla ya. Ben bunu kazadan çaldım derken yalan söylemiyorum tekrardan. Aynı şeyi belirtiyorum çok ama. Ya gittim cidden kasadan söktüm. O yüzden yok o parça. Nvidia skemine kanmayın. 3 Kasım bekleyin. RDNA 3 geliyor. Abi artık kopyumdan ölüyor olman lazım. Yani cidden hani RDNA birden beri çekiyorsunuz aynı kopyumu. Artık ölmüş olman lazım. Biliyorum. Bu sene bu sene uzun. Nescafe çok çabuk yedince için canımsın. En iyi haberemsin. Olcay çok çok 2 senedir abone olduğun için. Ekto Parderyan 11. ay. Ediz bir 6. ay. Çek. Kopyum çek. Çekme demiyorum. Bu kadar çekme diyorum. Zararlı yani. Sana zararlı Mustafa. İçine çekme. Zararlı. Tamam. Bu Razer'ı bir şekilde takarım yani ben. İnşallah. Bakayım ben nasıl çekeyim. Resimlere bakayım. Bakıyorum. Tamam. Allah ya. Ha, size gelmiyor bu ses. Gerçi laptoptan gidiyor seste. Hiçbir manası olmadı. Yok, normalde gelmiyor ama laptoptan geliyor. Laptop duyulduğu için. Neyse, ben o sesin şeyini kapat. Tamam, bende bu var. Resimden bakıp anladığım kadarıyla. Sonra diyor ki bunu iki riser'la tak. Bunu buna tak. Ha, anakartın üzerindeki şeye takıyorsun. Oha! Biz bunu takamayabiliriz bu arada. Ekran kartını takarım her türlü de sarkar. Bir gün sarksın ondan sonraki gün hallederim. God damn. Arkadaşlar okumuyorum. Resimlerine bakıyorum. Okumaya zaman yok. Oo, oo. Laptoptan daha büyük. Cidden bu nedir? Tamam şimdi bunu gördük. Şu anda biraz bunun işimiz yok. Bu tekrar kutusuna geri gönderiyoruz. Ben biraz daha uyuyorum. Birisi güzel bir şey söyledi. Bu kadar soğutma gerekiyorsa laptop versiyonu çıkmaz. Büyük ihtimalle çıkmaz. Gerçi çıkar. Çıkar. Ama çok kalın bir şey çıkar yani. Şimdi, okey. Yine çıkaran biri olur ya. Onun ilk sınıfı soğutmalı laptopu falan böyle. Var.
Ulan çok da temiz PC yapmışım var ya. Hiç tepeden bakmamıştım. Nasıl şimdi bu kart büyük. Ama hani sığıyor bu arada. Çok rahat sığıyor da. Hele sığıyor oğlum. Burada radyatör var. Ben bu radyatörü tepeye çekebilirim. Tepeye çekmeden sığıyor da boyut olarak. Bu da rahat sığıyor. Çünkü şeyi de unutuyorsunuz. Kart biraz ileriye gidiyor. Bir santim değil de yarım santim falan öne gittiğini unutuyorsunuz. Bir sökelim. Eski kartı. Eski kartı kasti sokmadım. Power supply'ı söktüm bu arada dün ben. Bundan. O yüzden power kabloları yok. Power supply ile uğraşmayalım diye bugün. Goodbye my lover. Bu da güzel kart bu arada. Fiş yani. Goodbye my friend. You have İki tane çıkıyor. Big boy. Bak boy olarak aynı şeye getirsem, aynı noktaya getirsem, uzunluk olarak çok fark etmiyor bu arada. Ama genişlik olarak iki katı. Devasa yani. Takmayacağım bu arada şu anda. Bu ne? Abartı değil mi ya? Baksana çok rahat sığıyor oğlum. Şu kadar mesafe var. Şimdi diyor ki bunu böyle tak. Buraya riser tak. Bunu böyle tak. Bende Bryzer yok. Şu olur mu? Merak ettim. Genişliği takıyor muyum? Yok, bunu takmama gerek yok dediğim gibi. Şu anda onu takmayacağım. Bir saniye, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir şey bakmam lazım. Bu yine çok kolay döndü. Niye bu kadar kolay döndü? Ha, yok sıkıyorum. Tamam, boşta durmuyormuş. Boşta dönüyor zannettim. Boşta dönüyor. Yani öylesine eğlencesine takmışım onu zannettim. Çünkü diyorum ya, çok kolay döndü. Evet. Yok bunu istemem lazım. İsterim ya. Pazartesi salı isterim büyük ihtimalle. Sıkıntı değil. Bir iki gün dayanır.
Hatta zaten 1-2 gün dayanmasına bile gerek yok. Şey yapacağım zaten haftaya büyük ihtimal PC değiştireceğim için. PC yan koyalım. Yok koyalım. Tamam. Buna veda ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bu arada şunu hatırlatmak isterim. Yayın PC'sindeki 1030, bir tane 2080, bir tane 2080 süper, bir tane de 3080 gömdü. Hala yaşıyor kendisi. Hadi bakayım. 4-5'i var. 4030'a 1030'a driver update'i geliyor mu? 1030'un driver olduğunu düşünmüyorum. Varsa da kendinin haberi olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Ne takılmadım ya. Dişini yakalayamıyorum. Tamam, şimdi o zaman yeni power supply'ı açıyoruz. 1030 kötü mü? Arkadaşlar 1030 MX serisinden hallice bir. Ya MX ya 1030 tam şey yani HDMI kablosu. Direkt. O kadar. Bu power supply ne bu kadar? Oo. Ayremun çok çok 4 senedir abone olsun canımsın en iyi abonemsin. Ulan bu kabloda iki tane oldu bende. Neyse. Ay. Ekran var. Bu ekran niye var abi? Bu ekran niye var? Şimdi takmadan önce kabloları takalım bence. Ne kabloya ihtiyacımız olacak? Bakalım. Buraya koyayım. Koymayayım ben. Koyalım. Burada çıkardığım kablolar var. Şimdi tek tek sayacağız. Bu kabloları oradan vereceğiz. Aa, bir tane motherboard. Şimdi sen bir bunu çıkartalım. Bu USB. Doom oynamak için lazım bu. Bu ne? Tövbe bismillah ya Rabbim bu ne? Allah'ım sen koru. Bu nasıl bir kablo? Oha 3 tane kapasitör mü var bunda? Bana biraz fazla ya.
Antin elektriği çekiyor. Cidden. Mantotosuna. Şimdi bir şey soracağım. Sizce? Bence böyledir. Ben böyle takarım. Burayı PSO tarafına, bu bir dakika. Ona ben karar vermiyor olabilirim. Ona ben karar vermiyorum. Yazıyordur. O yok ya, o yazmaz. Ama yine de yo. Ha, yo evet, ben karar veriyorum. Tamam, ben karar veriyorum. Evet. Bir tane buraya, bir tane buraya. Tamam, bu taraf doğru. Bu taraf şey tarafı. PSO tarafı. Bu taraf anakart tarafı. Tamam, bir tanesini ayırdık. Bu bir. İkinci kablom. Bir tane SATA lazım. Yıl kaç SATA abi? Çünkü bu kasada ilk SSD'lerden birisi var bu arada. Kaç hard disk var da. Ya ciddi ciddi ilk, evet, pre SSD ilk SSD dedem. Bazılarınızdan yaşlı olabilir o SSD, ciddi. Edemiyor. Yok lan, olamaz. 12 sene, 12 senelik değil o. Bir tane daha SATA kullanıyorum galiba. Evet, bir tane daha SATA kullanıyorum. İki SATA lazım. Bu da fanların galiba. Aynen. SATA'da ucuza kaçmışlar şimdi. Kondansör. Tamam. İki tane SATA. Bu PCIe'leri sonra yapalım. CPU lazım bize. CPU'da hatta iki tane CPU lazım diye biliyorum. Aynen. Hep CPU lazım bana. İki tane CPU veya PCIe. PCIe'leri de ayıralım. Bunları da ayıralım. 4 tane kullanacağız çünkü. Sen nesin? Sen CPU'sun galiba. Aynen, CPU. İki kafa, bir tane daha CPU. Sen kimsin? PCI misin? Sen PCI'sin sen. Sen kimsin? O CPU'muş. Bu güzel CPU. Yeni kullanmıyorum. Diğeri ikiye ayrılıyor. İkiye ayrılmayı istemiyorum. Direkt dörtlü var. Dörtlü varsa iki tane dörtlü isterim. PCI'yi ayırdım. Sen nesin? Sen bir tane daha pinçiyi. Biraz çok elektrik çekiyor. Bu ne? Aa, vida. Lan. Ha, si. Bu ne? Power kablosu. Kablosu. Gerek yok. Sen nesin? Bir tane daha CPU yok mu ya öyle? Bu PCIe. Sen şeysin. Sen kimsin? Sen de PCIe'sin. Limonuz çok çok abone olsun. Canım sıkıldım. En iyi abonem. Sana hoş geldin. O kadar kablo normal. Normal. Bu power supply alan bu kadar kablo kullanıyor büyük ihtimalle. Şimdi bir saniye, bir dakika. Bu neydi? Ne kablosu? Okay, şimdi.
Tekrardan ölçelim. Bir tane bu CQ'dan emin değilim belki. Şimdi bir tane ekran kartı için 4 tane şey lazım arkadaşlar. Ekran kartı için 4 tane PCI lazım. 1 2 Hasan sol tarafında bu dev boşluk var. TSO girecek oraya. 2 Bu da galiba 3 4 Bu da 7. Bu da artık götüme takarım. Çünkü yani elektrik lazım. Motherboard. İki tane SATA lazımdı. Tamam. Tek SATA ile de halledebiliriz belki kablo uzunsa. Direkt timeout'u çaktım abi. Bu CPU, bak bu çok güzel. Direkt 4 pinden, 8 pinden 8 pine. Burada bir tane daha CPU vardı. Bu ne? Sen nesin? CPU olsan çok iyi olur. PCI'ymiş bu. Tamam. O zaman şu ikisini kullanacağız. Şuna bir tekrar bakalım. Tamam, şimdi kabloları takıyoruz. Tarıflama geçmek. Kondansatör taraflı. Aa, Lego yayını. Harbiden öyle. Şimdi. Burada bir kablo vardı. Bir saniye, bir dakika. Çok kötü bir yere düştü. Oh no, çok kötü bir yere düşmüş. Oh. Daha kötü bir yere gidiyor. Şimdi ben bunun vidasını niye takmamışım? Geri. Ha, çünkü yoktu. Tamam, sıkıntı öyle dur. Arsus'tan çıkan laptop'tan satan bir yer var mı? İtopya'da gördüm geçen. Büyük ihtimalle vardır. Şimdi arkadaş, ha USB boşum varmış. Tamam, okey. O USB boşum var mı diye baktım da var. Şimdi buna USB'yi takıyorum. Çünkü yani ekran var, kullanacağım. Anakart. Önce bir kasanın tozunu al. Kasamın tozunu almama gerek yok abi. Çünkü bir hafta sonra bütün kasayı söküp yeni PC takacağım. Niye bir hafta sonra? İşlemci bir hafta sonra gelecek. İşlemci ve RAM bir hafta sonra gelecek. Hatta büyük ihtimalle ATX 3.0 power supply bir hafta sonra gelecek, o yüzden. Ya, yok toz var bu arada. Şuralarda falan toz var, bak renk değişiyor. O değişmedi ama var ya yani, toz var. Tozlu.
İşlemci şu anda 5900X var bunda. Deniyor, haftaya değişiyor. PSO yine değişecek, evet. Çünkü ATX 3.0 PSO'ya geçeceğim. Şu anda ATX 2.0 yani Türkiye'de, hatta yurt dışında da birçok yerde ATX 3.0 power supply yok. Niye bunu takmayla uğraşıyorum? Bu bir hafta, yani bir benchmark testi yapmak istiyorum. Hani 5900X ile ne kadar bottleneck çakacak, onu çok merak ediyorum açıkçası. Bir bu. İki, niye olmasın? Yani güzel yayında keyifli proje abi işte. Fark nedir ATX 3.0'la? Fark şu abi. Burada görüyor musunuz ya? Bak. Bu ATX 2.0 kablo. Dümdüz sadece 8 tane pin var. Şurada destek pini var. Pin demişim. Şey, bracer'ı var. 8 tane elektrik pini var. Bu da ATX 3.0. Dikkat edersen altta 4 tane daha delik var. Onlar data paylaşıyor, bilgi paylaşıyor. Yani normal şeyde, bu power supply'da, şu anda bu power supply geri zekalı. Direkt geri zekalı. Yani bu power supply'ın beyni yok. Bu power supply elektrik sağlıyor. Diyor ki ekran kartı, bana bu kadar elektrik ver. Verdim abi diyor. Ama yani şey demiyor. Bana bu kadar elektrik ver demiyor. Ekran kartı elektrik ver diyor. Bu da vereyim abi diyor. O kadar. Bu kadar. ATX 3.0'da ekran kartı halihazırda hep, zaten hep diyor aslında, hani bana şu kadar elektrik ver diye, ama bu sefer cevap verebiliyor. Şey, yeni ekran kartları, şey ATX'ler. Bana bu kadar ver dedin, tamam vereyim o ustam diyor. Ve onu konuşabildiği için bir CPU'ları taktık mı? Yok, motherboard taktık. PCIe taktık. Şey arıyorum da. Sonra dağılım. Ha, şu kabloyu arıyorum ya. Olabildiğince direkt teklileri kullanmak istiyorum çünkü. PCIe'de. Çünkü PCIe'de ikiye ayrılanlar da var. Olabildiğince ikiye ayrılanları değil, tekleri kullanmak istiyorum. Mesela bak, bu ikisi ikiye ayrılıyor. Bu tekli. Bu CPU. Bu da çiftli. Tamam. Bu da PC. Hani her birinde niye farklı yerine ben demişler, onu anlamadım. Neyse. Girmeyin. Sen PCIe değil misin? Öylesin. Niye naz yapıyorsun? Çünkü yanlış yere takıyorum. Geri zekalıyım. Bu tarafı takmam lazım. Biraz emot chat diye çıldırdı mı? Dur bir dakika, dalga geçelim. Emot chat'ini al. Yok. Yok abi. Hala Twitch'te normiler var arkadaşlar. Ne yazık ki. Hala 7TV. Ya 7TV bırak. Better Twitch TV bilmeyen var hala. Yıl kaç oğlum? 2022'ye geldik ya.
Kart sığıyor ya. Rahat rahat sığıyor. Sıkıntı yok. Aynı zamanım ala ala yavaş yavaş yapıyorum. Bir kere yapabileceğim zaten bunu. Bir de powerları önceden döşemeye çalışıyorum ki kanser olmayalım. Bu ne? Idesata Peripheral. Diğer CPU'muz neredeydi? Bu diğer CPU bir arada kan. Şimdi ben söyleyeyim, ikinci CPU kanser edecek. Çünkü ikiye bölünmüş CPU. İkiye bölünmüş CPU'ları takmakta çok zorlanıyorum. Bak yine düşüyordu. Gergin bir an değil. Kaç watt çekiyor? Ya şöyle söyleyeyim, ekran kartı tek başına 650'ye çıkabiliyor. Ya normalde %100'ü ekran kartının 500 bir şey galiba. Ama %120'ye kadar çıkabiliyor galiba bu power supply. Ya yani ek power supply ekran kartı. Yani ekran kartı ekstra daha çıkabiliyor. %100'ün üzerine çıkabiliyor. Öyle diyeyim. Power hazır. Bu ne? Kamlara bak. Oğlum kablolar o kadar ağır ki. Şu an yeni takacağımız power supply 1200 watt. Şu anda bir şey görmeyeceksiniz. Kusura bakmayın. Birkaç saniye bekleteceğim. Power supply taktıktan sonra tekrar göstereceğim yani. Yo, gerçi görürsünüz bir saniye. Atıyorum size. Oy. Yani yine bir şurayı görebilmem lazım. Bunları oradan vereceğim tek tek. Ulan ne güzel kamera açısıyla gösteriyorum size. Benden daha iyi görüyorsunuz lan. Ben bir bok görmüyorum. Kabloyu verirken. Ben size anlatayım. Ben nereye verdiğimi görmüyorum kabloları. Saniye şurada başka bir kablonun üzerinden geçtik. Geçmeyelim. İşte USB o galiba kasanın giden USB-C kablosu. Onu şimdilik
Yok şu USB dert. Çık lan. Şimdilik diyorum çünkü unutmamam lazım. Şunu verelim. Tamam, PCIe'lerin hepsi bitti. CPU'ların hepsi bitti. Bu motherboard. Bir de son iki SATA var. Bu nesin Ahmet'i mi Intel mi? Onu daha cevaplayamıyorum abi. Boz varmış boşu boşuna. Ne olur burayı temizlemem lazım. Kabloyu unutacaktım bak ardından. Bir de mesela bak çok güzel bir anı anlatayım. Benim anım değil ama Volchos'un anısı. Ama çok güzel bir anı. Yani cidden 10 üzerinden 10 bir anı. Arkadaşlar bu power supply'ın altında genellikle kasanın altındaki power supply'ın altında bir adet çıkarabileceğiniz temizleyebileceğiniz filtre var. Bunu görmüşsünüzdür. Biliyorsunuzdur bunu belki. PC kabloya takılırken bunu çekmeyin. Çekerseniz işlemciniz dahil her şey sikilebilir. Çünkü onu çekerseniz oradaki tozlarla kısa devre yapıp anakartınıza veya işlemcinize kısa devre gönderebilirsiniz. Ve bu da işlemcinizi yakabilir. Ve bu da size yazar. Evet, başka hiçbir şey yazmaz. Yasuo cosplay'imi yapıyorum. Abi sabah ya bugün erkenden duş alma ve yanlışlıkla saç kremi sürme vakasına gittim. Saç kremiymiş. Fark etmedim. Bir hata yaptık. Oldu bir hata. Yani saçlarım yumuşacık. Reklama çıkarım. Bir Pantene reklamı falan ajans varsa şu anda oynarım yani. Ahenkle dans ediyor saçlarım. Öyle bir yanlış yapıldı. Prenses. Evet. Tamam, PM'siz. Beğenmedim. Tamam, şimdi beğendim. Ya bugün şeyden çok korktum. Yağmur yağıyordu ya hayvan gibi bugün.
Yağmur yağdığı için benim tam bu masanın üstünden akıntı vardı 2 hafta önce. Geçen hafta tamir ettik çatıyı. Ama şimdi yani bir gerginlik vardı, yalan yok. Sabah çıkar evden de çıktım. Yani yağmur yağsa bütün bu PC piç oluydu. Ya yağmur yağdı şimdi aksa. Dolar 20 kurtardı. Bir de. Şimdi. Gel bakalım. Şimdi kablolama yapacağız. Bu arkadaşlar şu ne gerçeği biliyor musunuz? Abi ön tarafta hiç kablo gözükmüyor. Ne güzel yapmışsın. Arka taraf böyle bok gibi gözükür. Bu ne kablosu? Bu PCIe. Bu alttan geçecek. İlk CPU'ları bulalım. Bu CPU. İkinci CPU'yu bulalım. İkinci CPU. CPU'ları buradan tepeden veriyoruz. Bakayım. Git git çekinme. Sen de git. Git. Git lan. Onlar gitti. Onları Allah'a emanet ettik. Sonra bu ne? PCI. PCI'yi çıkayalım mı? PCI'yi. Ya inşallah ben yalnız saymayı unutmuşum da. Tamam, saymayı unutmuşum. Bir tane PCI eksik de. Biraz böyle bir bunu nereden vereceğim? Buradan vereceğim. Bunun gerçi bir saniye dakika. Bunu bir vermeyelim. Ben seni bunu vermeyeceğim. Bunun bir tanesini direkt buraya vereceğim. Ha, o yüzden iki tane kullanıyordum. Tamam. Bunun bir tanesini onlara veriyorum. Diğerine bunu zipleyelim bu arada. Peki. Bu arada SSD dediğim. Şu anda görüyor musunuz bilmiyorum ama bu tür, yani ilk Samsung SSD'lerden birisi. Dedem. Aynı kutuda olan çok vardı. Kamera burada iş. Abi o çok zor iş inanırım. Yo değil. Değil. Çok zor iş değil. Bekle. Çok iyi fikir.
Ders oldu. Cidden 200 IQ fikir. Üstteki kamera mirror, evet, tepede olduğu için mirror'ın alıyorum. Hem horizontal olarak mirror alıyorum hem de şu olarak alıyorum. Aferin chat. Keşke bu hareketle presetleseydin daha önce şey yaptı. Ustam. Onun preseti şu anda yaptığım hareketten daha uzun sürüyor. Bazen over engineering yapmamak lazım. Burada da iki tane hard disk olmalı. Ya burada iki tane hard diskim var benim. Tamam mı? Ben bir tanesini power'dan unutmuşum geçen sefer. O çalışmıyormuş, inanır mısınız? Böyle boş boş duruyormuş. Tamam, burada çok kablo var, bir dakika. Birincisi sana. İkincisi sana. Yanlış ittirdim. 1-2 buraya. 2'yi verdik. Buradan salıyorum. Üçü buraya takacağım. Alt tarafa. Üçü oraya takmayalım, bir dakika. Çünkü üç oraya girmiyor. Bir buraya. Ters mi takıyorum? Yok, göremiyorum ki. Takım galiba. Bir. İki. Bir üstteki hard diske gidiyor. Yok kardeşim, bu nereye gidiyor? Tamam, bu da girdi. 3 nerede? Yok, 3. Bu olsun, bu çok kısa. Hepsi ters yani, muazzam bir gerçeklik. 3. Bu da 4. İlk defa tekte taptım. Sen git buradan, kaybol. Kaybol, gözükme lan gözüme bir daha. Git lan buradan. Tamam. Herkes Türkiye gencinin yaptığı gibi bütün negatifliği içimize doğru itiyoruz. Bir daha da hissetmiyoruz. Dolu kablolama yapsana. Burayı görmüyoruz. Ya burası doların bize hissettirdikleri gibi arkadaşlar. %80'i içimizde bir yerde ama asla açığa çıkartmayacağız.
Ya. Bunu da verdik. Bu elektriği de verdik. Burayı kablolayacağız zaten tekrar. Bunu da verdik. Bunu da tekrar kablolayacağız. Geriye döneceğiz. Bunları alttan vereceğiz bu arada. Aa, bir saniye. Bunlar ikililer, bunlar tekliler. Bunları alttan vereceğiz. Alttan buradan vereceğim. Burası. Oh no, az önce verdiğimiz yer. Çık çık. Ulan işte abi hayattaki gibi içine atsam bile dışarı çekiyor bir noktada ya. Allah kahretsin yani. Hiç mi mutlu olamayacağız lan? Abone reklam çıkıyor mu? Hayır, abone reklam çıkıyor. Bir şey de doğru gitsin oğlum bu hayatta. Nasıl çizme elinde altın bir şey alsam. Oğlum bu masa zaten bu tür şeyler için var. Bu masa benim tamamen böyle iş yapma masam. Hani böyle uga buga masam. Oo, de bak buradan da verebilirim. Buradan vermem daha doğru. Oo Mert Beyciğim. Bu arada chat'te şu anda gördüğünüz Kojira Bulum'da Gigabyte'ın Mert abi. Ondan çaldım bütün bu parçaları. Bu yayın için teknik olarak kendisine teşekkür edebilirsiniz. Power Supply'ın ekranını taktım. Bu cümleyi kullanmak bile aptalca geliyor kulağıma ama. Power Supply'ın ekranını taktım cidden. Yo Demre. Ryzen'ları Mert abi taktı, çaldı demedim ki. Ryzen'ları Mert abi bile takmadı. Bu kabloyu unuttum burada. Cable Management. Gördüğünüz üzere gözükmüyor. Tertemiz. Yani görmediğim bir şey nasıl gerçek olabilir bir kere yani? Anlamıyorum. Ulan tepede şey gözüküyor. Aa o niye beyaz kalmış ya öyle? Aa, bir saniye. Ha tek webcam olarak götürmüşüm çünkü zor.
Her şey çok ters. Artık düzgün artık. Naz yapmayın. Hayır ters. Bunu. Kaldırabiliriz bunu. Şimdi bu ekran kartının elektrikleri. Şunu takalım. Yanlış yerden vermiş. Biraz daha vermemiz lazımmış. Gerçi yok, yetti. Kapasitörü sikerim diye korkuyorum açıkçası. GPU sığıyor ya, baktık. Bunun dişleri nerede? Hangi CPU kullanacağız? CPU olarak şu anda halihazırda olan CPU kullanıyoruz. Ben pay vereyim mi şimdi? Ben o payı geriye çekerim. 5900X var ama haftaya büyük ihtimalle hem 7950 hem de ya niye fırladın öyle? Bu atar kime yani? Hem de 13000 serisi gelecek. Test edip birisini takacağız. Benim olsa ya Mert abi, sana da takarız, sen iste ya, sen iste, direkt bunu sana takalım. Nasıl bir pin? What the fuck? İki tarafta. Oğlum bu nasıl bir pin? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Aa, oha güzel yapmışlar. God damn, güzel yapmışlar. Oha. Normalde o dörtlü pinler 2-2 olduğunda çok kanser olur. Çünkü bir yerden klipsidir, tam oturmaz. Burada iki yerden klipsi yapmışlar. Tek parça gibi gözüküyor o yüzden. Oha çok beğendim. İşte abi hayattan küçük şeylerden mutlu olmayanı çözeceksiniz. Mesela şu an çok mutluyum. Çok kritik. Tamam şimdi powerlara bakıyoruz. Tekrardan sayıyoruz arkadaşlar. CPU'muz tamam. Motherboard'umuz tamam. Arkada pump'umuz tamam. Fanlar tamam. İki tane şey taktık. Ekstra USB'mizi taktık. It is time. Kart biraz büyük mü ya?
Lan niye girmiyor? Arkadaşlar, Türk problemi galiba sokamıyorum. Nereye ters oğlum, nereye ters? Taktım lan galiba. Emin değilim. Yo, taktım. Takalım mı emin değilim. Takmışım. Fuck. Neyse. Bir daha. Tamam, tık etti. İnşallah iyi bir tıktı o. İyi tık, iyi tık. Tam oturdu. Masa sallanıyor. Acaba niye? Oğlum bu ekran kartı değil, başka bir şey. Bu ne yani? Hepsi iyi oturdu ama. Oturdu. Biraz sarkıyor yani. Uf. Biraz ağır olmuş. Hiç tahmin etmediğim bir problemimiz var. Problem olmayacak büyük ihtimalle. Ama şöyle bir problemimiz var. Bu problem değil bu arada. Yani şey çalışır, kart çalışır ama şöyle bir problem var. Burada ekran kartının boyutuna bak. Yok, Elgato değil. Elgato'yu koyabiliriz. Elgato'yu çok rahat koyarız. Sıkıntımız şu. Şimdi bu kart çok büyük olduğundan dolayı ve arka tarafı havada durmadığından dolayı aşağı sarktığından dolayı kendi klipsini açıyor. Aparatını takamıyorum çünkü aparatını takacak parça şu anda içinde değil. Toplayan alırken o parçayı dışarıda bırakmışlar. O parçayı bulamıyorum. O parça için parça alacağım yani. Hallederim. Sıkıntı değil. Şimdilik sıkıntı değil. Zaten bir de ona yardımcı olacak. Vidaladığımda ona yardımcı olacak. Benim içinden sok o parçayı. O parça hiçbir yerden sökemem. O parça çok spesifik parça çünkü. Tamam, tonoid ama. Bizim tonoid. Destek yok mu altında? Desteğin dediğim gibi bunun içinde normalde. Ya bu şu anda sample'ın arkadaşlar. Türkiye'de bir tane olduğu için. Ne diyordum? Türkiye'de bir tane olduğu için bundan
Türkiye'de bir tane olduğu için şu anda ne yazık ki şey yok. Yani bu sample ürünü ve ben bunu direkt oradaki yani 4090 lansmanı oldu ya, o lansmandaki PC'den çıkardım bu ürünü. O yüzden o PC'de çıkartırken büyük ihtimalle onları ben fark etmedim. İçinde unuttum o Riser'ları. Normalde içinden geliyor. Onun şeyi. Yarın gider alırım ya. Elim götüme kaçıyor cidden. Nasıl aramak amaçlı? Ya hayır. Evet, ben bu arada ilk PC toplama yayınımda ilk PC'yi 2012'de mi 2013'te mi toplamıştık yayında. Recep abi gelmişti chat'e. Gerçek olduğuna inanmamıştım. Sıfır şaka. Hatta telefon numarasını yazmıştı chat'e. Su, ilk defa su bloğu takıyordum. Telefon numarasını yazdığı için gerçek olduğuna inanmamıştım. Evet. Ama o zaman Twitch küçüktü arkadaşlar. Yani o zaman normaldi yani. Ya oyun yerine nasıl düşebilirsin? Yayını uzatıyorum abi. Yoksa bu kadar düşürmem. Ulan o Ryzer olsa 5 saniyede bitecek. Ryzer olmadığı için çektim. Kat yaptım kat. Curl yapıyorum şu anda. Arkadaşlar Nvidia Gigabyte mesaj attı. Uzat yayını dedi. Kasetikleştirirsem daha da takamam. Yandan ittirebildiğim için şey yapabiliyorum. Olabiliyorum. Ben bu arada şeyden çok büyük performans bekliyorum. 4060'tan inanılmaz fazla performans bekliyorum. Ya bu 4090'ın verdiği ekstrem performansı gördükten sonra inanılmaz fazla umudum arttı o karta. Test yayını yarın, evet. Bu akşam son bir fixleri falan atacağım PC'de. Çünkü yani illa problem oluyor. O problemleri falan giderim. Belki format atarım. Emin değilim. Sanmıyorum atacağım ama. Bu niye magnetize değil? O zaman 4060 almamız yok mu? Yok. Bende 1030 var abi. Hadi ona kâfi. Bunlar aynı değil mi? Bu arada harbiden bende 1030 var. Ben 1030'dan çok memnunum. Ha yayın PC'si için. Çünkü yayın PC'si için ekran görüntüsüne ihtiyacım var sadece. Gerçi o da eskiden de şu anda 1030'a gerek de yok. O PC'de. Şey yüzünden 1030 vardı o PC'de. Eskiden o PC'de 3600X vardı galiba. Ya da 3900X vardı. Hayır.
Abi elim gitmiyor ki. Zor takılması. Çok kanser ediyor. Çok küçük bir alan. Hayır, bir de düşünce oraya deli PCI lokları söküyorum. Gelin PCI loklarını. Ha neyse şeyi anlatıyorum. 3600 mü? 3900 vardı. 3900 serisinde de şey yok. Dedicated GPU yok. CPU'nun içinde. O yüzden görüntü almak için GPU takman gerekiyor. Sıvı soğutmayı niye öyle taktım? Sıvı soğutma önde daha etkili çalışıyor. Ekran kartınız blower type'sa, bu type'sa. Bu stile blower deniyor. Gerçi bu blower mu? Yo, bu blower, evet. Blower type'sa ekran kartınız. GamerNexus çok güzel bir tane inceleme yaptı onun hakkında. İzleyebilirsiniz, o çok güzel anlatıyor. Bu galiba open, pardon, blower değil. Open type'sa. Blower type'sa değil. Blower type farklı. Open type'sa. Havayı buradan alıyor ya. Havayı buradan aldığında hava şöyle geçiyor ya. Böyle geçerken ekran kartınız soğutuyor aynı zamanda. GamerNexus'un videosunu izleyin. Çok güzel bir tane videosu var bunun hakkında. Yani çünkü çok farklı varyasyonları var. Yani farklı takabilirsiniz. Böyle takabilirsiniz. Böyle takabilirsiniz. Farklı farklı şeyleri var. Dönüş tarzları var. Bu şeyinin. Ama bir sonrakinde galiba su soğutmadan D15'e geçebilirim. D15'e geçme olasılığım var açıkçası. Hayır, nokta A bok rengi yapmasa Insta geçecekti. Ama bok seviyorlar abi. Bok rengi yapmayı seviyorlar. Yakalım. Evet, siyah renkleri var artık. Biliyorum. Eskiden yoktu noktanın siyah renkleri. Artık siyah renkleri var. Hayır, yani firma yıllarca o bok rengi yapıyor. Ürünleri o kadar iyi ki. Bok rengi tasarım yapıp ayakta kalmayı becerebiliyorsan zaten firma olarak olmuşsundur. Hani millet ışıklı mışıklı fan takıyorken sen bok rengi yapıp satıyorsan ciddi ciddi. Olmuştur abi. Ama çok yani düşecek oraya. Hadi bakalım. Yolu çok uzun sürdü. Ben bunu mıknatıslayayım mı? Bekleyin. Bekleyin chat. Su soğutması kullanırsa su değiştirmem gerekecek mi? Hayır, gerekmiyor. Bekleyin şunu mıknatıslama. Heh, burada ya. Oh be. Şunu alıyorum 2 saattir. Mıknatıslıyor direkt. Yep. Ha, oh ya bak. Ah yani. Şimdi. Yakıldı mı bu? Çok rahat taktım. Niye öyle oldu? Biraz fazla elektrik çekmiyor mu ya bu?
Bir saniye, bir dakika. Bu kabloları da fazla bükmek istemiyorum. Bu 4000 veya 3080 alır, 4080 alacaksanız büyük ihtimalle bu da 3000 veya 2000 olacak. Çok fazla bükmemeye dikkat edin. Bunlar çok mutlu olmuyorlar bu tür şeylerde, durumlarda. Kaç RAM var? 4 tane RAM var. 32 GB. 4x8. Bu kadar fazla RAM yok aslında yani. 4 slot dolu da AMD'nin 5000 serisinde her slotun dolu olması PC hız kazandırıyor. Toz değil abi. Evet, kasa tozu değil. Toz değil o. Bu kabloyu cam bükecek. O beni korkutuyor. Şuraya durum verseydik. Yoluruz doğru. Camı takayım ben. Ama da camsız kullanırım. Aa, yo, dokunmuyor. Evet, bu. Basamacı küçük, 4090. 4090 çok büyük arkadaşlar. Kontrol edelim. Tamam. Arkadaşlar bitti. Şimdi bir kaldırma testi yapacağım. Çok korkuyorum. Bu arada çok sarkma olmuyor. Bracer'ı takmak. Evet, yok, harbiden Mert abin dediği gibi bu, evet, tersiz. PCIe slotunun şey olması, metal olması inanılmaz faydalıyor. Fayda şey yapıyor. Baksana, yani sarkma cidden çok az şu anda. Şurası sarkıyor sadece, arka tarafı. O da zaten orada bir şey yok artık yani. Diyecek. Neyse, değil mi? Ben yarın onun şeyini alırım zaten. Parçasını alırım. Lego koyalım. Ya ben buraya 3D printle şey bile basabilirim. Ayakta tutacak bir şey bile basarım. Bu şey, dur bekle. Bayağı da büyük bu arada. 6 yani. Wow, 6 bu arada ideal ha. Maşallah var. Wow, wow, devasa. Alo.
Oo. Aa, siktir ego direkt. Lan dur. Hani bir dakika. Arka tarafı takalım artık. Dur takmayalım ya. Son fikrim değişti. Ego takmayı unuttuk. İki gün sonra da kullanacağız o ego tabii, o yüzden. Egota da garibim duvara sıkıştı. Tesla filtresi fotoğrafı şey. O temizledim onlar. Bak çıkmıyor. O sadece rengi yani. Dediğim gibi arkadaşlar bu PC zaten bu kasayı haftaya emekli ediyorum. O yüzden çok fazla bakım yapmayacağım. Niye emekli oluyor? Yeni PC'ye geçeceğim. Kasa mı niye emekli oluyor? Çok yeni güzel bir kasa var, ona geçmek istiyorum. Şeye geçmek istiyorum. Tight G60. İnanılmaz güzel duruyor. İnanılmaz güzel duruyor. Piyasanın en iyi kasası olabilir şu anda. C700'e baksana. Abi C700'de kullanırız, olur. Yayın PC'sinde zaten şey var. Bütün toplama PC'lerinin en sevilen neydi o şeyin kasanın ismi? Corsair'in Ultra Sikko kasası arkadaşlar. Kesin chat'te bilen birisi çıkar. 400 lira. Yok değil. Daha da kötü. Daha da kötü arkadaşlar. En eski modeline gidin. Spec Delta. Heh, aynen. Yayın PC'sinde o var. C100'e bakayım ya yayından sonra. Elgato ısınmayacak mı orada? Elgato'nun işlevi yok ki oğlum. Arkadan kaç tane bracket söktüm? Aynı. İki bracket zaten. Ekstra bracket sökmedim. Oğlum. Şimdi kolaylık olsun diye sokmuştum. Hey, HD 60 SSD'm acaba donmayacağım, kafayı yiyeceğim. Dandik bir USB takıyor olabilir misin? Genellikle en büyük problem oluyor. Dandik bir USB takıyorsun. Ön tarafı takıyorsan genellikle orada patlıyorsun. Firmware update yapabilirsin. O var çözüm. Firmware update inanılmaz rahatlatıyor aleti. Güç kaynağında Doom oynayacağım bu arada. Onu yapacağız. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama yapacağım.
Yani şaka yok. Yani çünkü ya ekran bu. Ekran olduğu, ekran olan her şeyde Doom oynayabilmen lazım. Teknik olarak. Okey. O zaman bitti. Vesikalık fotoğrafım böyle, dur bir dakika. Allah, ben gidiyorum aşağı. Hayır. Neden Doom? Abi bu şeyin olayı Doom'dur. Geçim artık yani düzgün durursa inşallah. Düğmeye basma. Düğmeye basmayacağım. Oyun testlerini bugün yapmıyoruz. Hayır. Fotoğraf çektireceğim böyle. Askerlik fotoğrafı. Bugün ya yani daha doğrusu ben şimdi bunu takacağım. DDO atacağım. Belki direkt format atarım PC'ye. Yarın hazırlayacağım. Yarın ya yani her oyun var arkadaşlar. Şu anda RDR yüklü, GTA yüklü. Herkesin sadece benchmark için yüklediği Shadow of the Tomb Raider yüklü. GTA yüklü. Tabii GTA'yı kaldırmaz büyük ihtimalle ama GTA da yüklü. Cyberpunk yüklü. Yani neredeyse her şey yüklü. Bunun testini yapacağız. Zaten. Valo, Valo da yüklü tabii. Crysis'i indiririz. Günde yüklü değil ama indiririz. Neyse dedim her şey yüklü. Bu arada yani tam full performans almayacağız. Onu da tekrar söyleyeyim. Çünkü yani internette gördüğünüz benchmark testlerinden bir tık düşük alacağız. Yaklaşık bir 20-30 FPS. Bunun en büyük sebebi bunun içinde duran, şurada duran işlemci. Çünkü 5900X var. Yeni işlemciye geçene kadar hayvan gibi bottleneck olacak. Ama şeyi de görmüş oluruz. DLSS 3.0 bottleneck'i ne kadar kaldırıyor? Onu da görmüş oluruz. Yo zaten dediğim gibi haftaya büyük ihtimalle 7950X'e geçeceğiz veya 13900K'ya geçeceğiz. Şey yapacağız. Bu YouTube'a gelir inşallah. Değil mi? Olacağız. Aynen. Gelir ya YouTube'a. Ama tekrardan bu özellikle bu güzelliği, aynı zamanda buradaki güzelliği bana sağladığı için Gigabyte'a, Mert abiye çok teşekkürler. Aynı zamanda ekran kartını hem yaptıkları hem de bana sağladıkları için Nvidia'da çok teşekkürler. Ve çalmama izin verdiği için İtopya'da teşekkürler. Onları da söyleyeyim. Sponsorlara da. Kalorifer abi çok büyük. İnanılmaz büyük yani. Dediğim gibi yarın testleri yaparız. Ekstradan istediğiniz aklınıza gelen saçma oyunlar falan varsa TNT Minecraft testi yaparım ama yani ekran kartından değil o. O yüzden çok bir şey değişmez büyük ihtimalle ama yaparız yine de. Elimi koysana. Yo. Poz ver. Çek çek. Yayıncı şeyi. Neyse ben kaçıyorum. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Yarınki yayında artık görüşmek üzere. Yarın Series S'den daha büyük bu arada 4090. Evet. Yarınki yayında görüşürüz. Yarın, bu arada yarın erken açarım büyük ihtimalle. Böyle 1-2 gibi açarım. Bol bol test yapalım. Yani böyle elleşecek zamanımız olsun istiyorum. Erken açarım yarın. Şey yok çünkü. F1 falan da yok. Yarın erken patlatırız. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki yayında görüşürüz. Bye.